ediyorum. Sonra ertesi sabah buraya gitmeye karar verdik. Ve şu anda geldim bile. Yani evden aslında baktığımda böyle 40-50 dakikalık bir yol gözüküyordu. Ama sadece yürüme yolu vardı. Ama indiğimde servis olmasını hiç beklemiyordum. Şu anda gittiğim yere böyle servis içine bindim. Servis de çok boş. Sadece önde iki tane daha Japon bir bayan var. Biraz önce biraz yağmur yağmıştı ama şu anda şansıma yine hava açtı ve çok güzel. Ve geldiğimiz yerin adı Hana Biori. Hana aslında Japonca'da çiçek demek. Biori de böyle weather, iyi day, böyle good day gibi bir şey. Biletler 1200 yen. Biletimizi okuttuk. Ve geldim, içerideyim. İçeride çok hoş, yavaş bir müzik çalıyor. Zaten Ağustos böceklerinin sesini duyuyorsunuz. Ve bu da yolum. Şimdi ben tabii buralarda durup birkaç tane fotoğraf çekeceğim. Çünkü çok güzel. Her bir tanesinin içinde çiçek var aslında. Hava biraz sıcak. Yalan yok. Bir de aynı zamanda böyle minik minik yağmur seliyor. Nem oldu. Ama etraf çok güzel ya. Daha önce zaten Starbucks'ın fotoğraflarını görmüştüm. Çünkü her yer çiçekliydi. Çok merak ediyorum gerçekten içerisini. Çok güzel gözüküyor. Ah, kokuyu anlatamam. Aman Allah'ım. Çok muhteşem bir çiçek kokusu var. Yani havada gerçekten bir çiçek kokusu var. Starbucks'a yaklaştıkça çiçeklerin sayısı arttı yalnız. Ya çok güzel. Ay böyle evim olsa keşke, evin böyle tavanından böyle çiçekler. Ya yapacağım inşallah da bakalım. Sevdim çiçeklerden. Bir şeyler de satılıyor. Aa, workshop da varmış. Da bunu burada yapıp eve nasıl götürebilirim? Hiçbir fikrim yok. Kahvaltı etmeden gelmiştim. Ya nasıl Starbucks var orada kahve içeni falan diye iyi ki de kahvaltı yapmamışım. Akvaryum da çok güzel gözüküyor. Bakar mısınız? Bora Bora'daki gibi. Bora Bora'da da suyun altı aynen böyleydi. Ağaçlardan böyle masalar, sandalyeler yapmışlar ama buraya kimse oturmamış. Acaba oturulmuyor mu diye merak ettim. Çok kalabalık da değil. Güzel bence. Sakin de. İçerisi o kadar parlak ki anlatamam. Böyle beyaz elbisemle parlıyorum resmen. Böyle havadan da çiçekler iniyor. O kadar acıkmışım. Kendime matcha latte aldım ama size böyle hani oturup kahvaltı moduna geçemeden direkt yedim, bitirdim. Bir de yoğurt aldım, kahvaltım bitti. Anca aklıma geldi. Yani gelinir mi, değer mi diye sorarsanız evet değer. Yani kesinlikle değer. Yani çünkü Japonlar ne yapıyorlarsa, yani hangi işi yapıyorlarsa bunlar arkadaşlar, özenerek yapıyorlar. Yani yapmış bitsin diye değil de böyle gerçekten özenerek yaptıkları için böyle güzel yerler çok fazla aslında Tokyo'da geldiğinizde ya da Japonya'da her yerde böyle bitmiyor bir türlü. Gez gez bitmiyor yani Japonya. Arkamda Japon bahçesi gibi böyle bir yer var. Böyle sulu. Zaten su gördünüz mü böyle? Şöyle küçük şeyler. Hemen Japon bahçesi haline geliyor. Burada da bir şey var. Allah'ım ne bunlar? Bunları besliyorlar. Ah hayır. Suyun içindekileri. Ah, bak şuna bak. Konnichiwa. Susamurdulardı galiba, susamuruydu. Yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum tabii, hani susamuru değildir filan, çok da görmediğim için. Hani sadece birazcık şaşırdım. Hani niye orada öyle yemek yiyorlardı, yerleri nerede bilmiyorum. Ama işte Japonlar diyorum ya, hayvanları seviyorlar ama birazcık farklı bir sevgi, yani birazcık değişik. Ya onları alıyorlar böyle, ne bileyim, bebek arabalarında gezdiriyorlar köpekleri, biliyorsunuz Instagram'a hep koyuyorum. Bir sürü hayvan kafesi var. Biraz değişik yani. Şimdi burada bilemedim. O susamurları bu sıcağın altında, buzlu suyun içinde niye burada oynuyorlar çok anlamadım.
Şimdi bir tane gösteri başlayacak. Böyle arkada ışıklandırılacakmış. Ben başka bir yerde zannediyormuşum ki buranın içindeymiş. Şimdi burayı kapatıyorlar ve şov burada başlayacak. Arkası bayağı kalabalık. Herkes geldi izlemek için. Herkes böyle belli aralıklarda duruyor. Böyle bize beyaz beyaz noktalar koymuşlar. Hepimiz buralardayız. Çok heyecanlı. Yağdırdılar gösteri bitmeden önce. Biraz böyle dumanlı gibi oldu etraf. Aynı Team Lab Bordeaux'a gitmiştik hatırlıyorsanız. Yani onda videosunu çekmiştim ama bilmiyorum. Acayip böyle görsel bir şölen vardı. Ben zaten hepsini çekmedim size. 10 dakika falan sürdü yaklaşık. Ama çok güzeldi. Tam böyle bir de ben yere oturdum böyle etrafımda. Havada, kenarlarda her yerde vardı. Şimdi burada böyle çok güzel böyle kocaman yeşil bir alan var. Biraz oturacağım, dinleneceğim. Ya işte bu yüzden Japonya'da yaşamayı seviyorum. Dediğim gibi dün akşam karar verdim. Sabah kalktım, 40 dakika sonra buradaydım. Ve arabasız, trenlerle, aktarma olarak. Ya gerçekten arabaya ihtiyacınız yok. Oh, manzara da çok güzel. Kamerayı size şöyle çevireyim. Ne kadar yeşil olduğunu görelim. Kuş sesleri de çok güzel. Tabii şimdi şuradan bir tanecik su ya da bir şeyler içeceğim. Biraz şurada bekleyeceğim. Bunlar da aslında böyle etek gibi yapmışlar. Yani fotoğraf çekilmeniz için. Burada böyle merdivenler var. Şöyle şuradan çıkıyorsunuz. Sonra o etekmiş gibi oluyor. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? İnsanın şu çiçeklerden bir tane alası geliyor. İnanılmaz güzel fotoğraflarım oldu ve gerçekten çok güzel bir gün geçirdim. Ama merak etmeyin, bu video burada bitmedi. Şimdi sizi 2 gün öncesine götürüyorum. Japonya'nın şans getirdiğine inanılan küçük kediciklerini kimler biliyor diye sormak istiyorum aslında. Çünkü ben buraya gelmeden önce bilmiyordum ama eminim ki sizler, yani eminim ki birçoğunuz bu şans getiren eteğimde de sakladım bir tane. Maneki Neko adı verilen bu kedileri eminim biliyorsunuzdur. Şu anda yani Japonya'ya geldiğinizde zaten bir sürü yerde görebilirsiniz. Ama bunların yani her yeri kapladığı çok güzel bir tapınağa geldim. Budist bir tapınak. Adı Gotokuji Tapınağı. Ve burada arkadaşlar bu küçük kediciklerden bir sürü, yani gerçekten binlerce diyebilirim, her yerde var. Büyüklü küçüklü. Genellikle beyaz olanlarını gördüm. Aslında bu kedilerin pembe olanları, kırmızı olanları, siyah olanlarını da Japonya'da yaşarken gördüm. Ama şu anda tapınakta gördüklerimin hepsi beyaz. Ve bunlar böyle aslında tapınağın girişinde satın alabiliyorsunuz.
Aldıktan sonra dileğinizi dileyip isterseniz tapınakta bırakabilirsiniz. Ya da benim gibi tapınakta bırakmayıp ben yanıma alayım, böyle bana hatıra olsun diye yanınıza da götürebilirsiniz. Dileğiniz gerçekleştirene kadar saklıyorsunuz. Ya zaten aslında bu tapınaklarda tek kedi değil aslında. Emma adı verilen, biliyorsunuz, böyle tahta bloklar var. Bunlar da yine bir şey dilemek için. Ya da işte böyle sallayarak içinden bir şey çıkar, böyle çubuklar çıkarıyoruz. Ona göre daha önce yapmıştım aslında, videolarımı takip edenler bilir. Sonra bir kağıt alıyorsunuz işte. O da sizin işte geleceğiniz hakkında size iyi kötü bir şeyler anlatıyor. Eğer beğeniyorsanız yanınıza alıp o şey gerçekleşene kadar saklıyorsunuz. Ya da olmasını istemiyorsanız ağaçlara falan bağlıyorsunuz. Mesela bakın şuralara bağlanmış. Hemen size göstereceğim. Böyle çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Bunlar kötü olanlar. Yani gerçekleşmesin diye insanların bıraktıkları. Şimdi size bu keticiklerin olduğu yere götürüyorum. Ya acayip güzel. Gezilmeye, görülmeye değer mi dersiniz? Evet, bence değer. Çok güzel fotoğraflarınız olabilir. Ben yine bir sürü fotoğraf çektim. Ha bakın, Emma dediğim şeyler de bunlar. Aslında her tapınakta gittiğinizde bunlardan bulabilirsiniz. Genelde bu yüzlerinde hani satın aldığınız tapınakla ilgili bir şeyler var. Mesela bu şu anda Gotokoji tapınağı olduğu için kedili bir şey var. Ama arkasına da insanlar dileklerini bırakıyor. Tam girişin karşısında bakın şunu da gördüm. Ya bunların adını bilmiyorum ben tabii de. Hani hepsine temple, tapınak falan diyorum. Belki özel adları vardır. Kedimizi de koymuşlar. Hafta içi olduğu için ve erken olduğu için çok şanslıyım çünkü çok fazla insan yok. Bakın şurada başlıyor küçük kedicikler. Eğer böyle buradakiler gibi sağ kolunu, yani bunun gibi. Gerçi buradakilerin hepsi öyle gibi. İşte bunlar genellikle işte iyi şans, sağlık filan. Böyle sol kolunu kaldıranlar dediler ki iş yerlerinde. Hani böyle müşteri filan çekmesi için mi diyeyim artık. Hani iş yerleri için genelde oluyormuş. Ve hepsi beyaz dediğim gibi buradakilerin. Ya insanlar artık gele gide gele gide alıp alıp bunları buraya koya koya çok güzel. Dediğim gibi gerçekten. Ve tapınağın içinde gezerken de yine bu kediciklerden çok var. Şimdi ben burada birkaç fotoğraf çekeceğim. Hem tek başına buraya hem de kendimi dahil ederek birkaç fotoğraf alacağım. Ondan sonra da diğer yerleri beraber birazcık daha gezeriz. Ağustos böceklerinin sesini duyuyorsanız yakında duyamayacaksınız. Yakında çünkü artık Eylül'e girdik ve bunların ömürleri yakında bitecek. Bakın burada da mezarlık var şu arkada. Ya büyük bir yer gerçekten. Değişik de. Ya birçok, yani en azından birçok böyle yer bulabilirsiniz. Tabii ki de Japonya'ya geldiğinizde. Ama bunun bence güzel olan yeri boş olması. Belki de birazcık uzak diye. Bu da böyle mezarlık. Neyse çok girmeyeyim. Karşıda mezarlık. İçerisi güzel, huzurlu, kuş sesleri, böcek sesleri ama aynı zamanda çok fazla sivrisinek var. Acayip yediler beni. Dönüş yolundayım. Çöpleri aldılar. Yalnız koşuyorlar ya. Çok tatlılar. Etrafta yine böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hep tek katlı, iki katlı gibi evler var. Hani insanlar zannediyor ki her yer böyle Shinjuku gibi, Shibuya gibi ya. Böyle yüksek yüksek katlı binalar var zannediyorlar. Ama aslında hepsi birazcık böyle yeşillikli, ağaçları olan küçük küçük evler aslında. Ya bir de bunları böyle gösteriyorum ama bunlar da bazen böyle 3-4 blok falan oluyor yani. Çalışma yapıyorlar. Ya zaten bir sürü yerde böyle görüyorsunuz. Sadece böyle minicik yerde bile bir çalışma yaparlarken
Böyle önde duran Japonlar, arkada duran Japonlar, böyle korumacılar. Etrafta acayip bir güvenlik önlemi alıyorlar gerçekten. Şurada arkamda görüyorsanız bekliyorlar. Ay tatlı teyze arkamda. Şimdi gördüm. Starbucks'ta olduğum için çok yüksek sesle konuşamıyorum. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Gezdim, geldim. Evimizin oradaki Starbucks'ta yeni bir tane işte içecek çıkmış. Her ay burada zaten söylüyorum yeni içecekler çıkıyor. Bu kestaneli. Böyle bir tip var. Eşimi aradım, kızımı aradım. Şimdi onlar da burada gelecek. Biraz onlarla da oturup sonra eve dönüp yemek yapacağım. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese Tokyo'dan selamlar. Bir de şunun tadına bakayım. Tadından bahsedeyim. Kestaneli bu içecek. Aslında kestane mevsimi değil diye biliyorum ben ama çok da emin değilim böyle. Beğendim. Evet beğendim. Çok böyle serin, çok böyle ferah. Çok böyle aman aman tatlı değil. Mesela bir önceki ay içeceği şeftali içecekti. Bunu gerçekten sevmemiştim. O güzel değildi. Ama bu çikolatalı, kestaneli, böyle acayip serin, hafif, güzel bir şey. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.